Günlerdir Türkiye gündeminden düşmeyen Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim tartışması pazar günü sanıyorum bitmiş olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de katıldığı bir canlı yayında 10 bin dolar meselesinden bahsetmişti ve bunu ben savcılara söylerim demişti. Sonrasında Ana Muhalefet Partisi bu işin peşini bırakmadı. Mecliste soru önergesi verdi. Tabii ki soru önergesine yanıt alamadı. Sonrasında pankartlar vesaire hazırladılar. Sosyal medyanın gündeminden de bu konu düşmüyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir de bu konuyla ilgili canlı yayında bazı açıklamalarda bulunmuş. Aynen şunu söylüyor. Bana 10 bin dolar alan ismi Sedat Peker söyledi diyor. Twitter hesabından da bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bugün üst düzey bir siyasetçi o ismi bana söyledi. Henüz farklı kaynaklardan doğrulatamadım ancak sürpriz yok. Biraz önce pardon Sedat Peker söyledi demiştim. Bir siyasetçi tarafından söylenmiş kendisine Cüneyt Özdemir'e. Ayrıca Cüneyt Özdemir'in gelin o açıklamalarını hep birlikte bir dinleyelim. Böyle bir şey görmedim yani. Bence bu şeyi Süleyman Soylu açıklamalı. Yani madem o ortaya attı, ya bunu savcıya mı açıklar, başka birine mi açıklar? Ama anlaşılan o ki neden açıklamıyor? Benim aklıma tek bir şey geliyor, herhalde AK Partili. Başka bir şey gelmiyor. AK Partili olmasa çoktan açıklar gibi bir şey geliyor. Ya da bir gazeteciye sızdırır bir şey olur. Ama şu anda akla gelen ilk şey bu. Bir tek benim değil, pek çok kişinin de aklına aynı şey geliyor. Bu arada Sedat Peker'in Evet, bakalım pazar gününden önce bu ismi öğrenebilecek miyiz? Ama bence de Süleyman Soylu'nun açıklaması daha iyi olacaktı. Şimdi pazar günü olur da Sedat Peker bu ismi açıklarsa ve bu isim de doğru çıkar, istifa etmek zorunda kalırsa Sedat Peker'in popülerliğini kendi elleriyle güçlendirmiş olacaklar. Şu anda Türkiye'de Ana Muhalefet Partisi'nden daha fazla izlenen, takip edilen bir isim haline dönüştü. Ne söyleyecek, ne açıklayacak? Neyi dile getirecek diye insanlar merak ediyor. Ama bazıları da diyor ki kardeşim tüm bunlar olurken muhalefet ne yapıyordu acaba? Eğer bu iddialar gerçekse bunları muhalefetin araştırıp bunları muhalefetin gündeme getirmesi gerekmez miydi diyor. Sedat Peker'in iddiaları eğer doğruysa Cemil Çiçek de geçtiğimiz günlerde zaten açıklama yapmamış mıydı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi? Bir tanesi bile doğruysa vahimdir dememiş miydi? Nelerle uğraşıyoruz? Ama bildiğimiz bir gerçek var. Eğer ki bu 10 bin dolar alan siyasetçi olayı doğruysa yazıklar olsun. Siyasete girenlerin siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanmaması gerekiyor. Milletine hizmet etmek için kullanması gerekiyor. Oraya millet iradesini, milli iradeyi temsil etsinler diye bunları seçip gönderiyor. Ama birileri başka tarafta maaşıyla yetinmeyip böyle işler yapıyorsa da gerçekten yazıklar olsun. Çünkü millet bu gücü böyle şeyler için kullansın diye vermiyor bunlara. Bu isim kimse hiç pazar gününü beklemeden kendisine açıklamalı, istifa etmeli. Olması gereken bu. Açığa çıkacak koskoca bir bakan söylüyor bunu. Başka birisi söylemiyor yani. Bakan diyor ki 10 bin dolar alan siyasetçi var ve bunu savcılara açıklarım diyor. Bakan yalan söyleyecek değil ya.